Odanın yerini nasıl bildin? Beni takip et. Babam şu anda komada. Koma nedir biliyor musun? Bu serum oluyor. İlacı damarına vermek için. Ben sana yatman için elbet bir yer ayarlayacağım. Başka bir şey varsa söylersin. Amcam çok ağır bir komada ve bu kadın hep yanında olacak. Onu devreden çıkaramazsak nasıl olacak? O sürekli yanındayken amcamı nasıl öldürmeyi düşünüyorsun? Ya onu bu kadın öldürmüş olursa? Suç bu kez ona kalırsa. Böyle bir şey mümkün mü? Geçmişte başaramadın mı? Onun şu anki halinden kim sorumlu sen de biliyorsun. Sen mi? Ben mi? Sizin bu halde olmanızdan beni sorumlu tutuyor. Ben böyle bir şeyi size yapabilir miyim sanıyorsunuz? Yalvarırım efendim, beni bağışlayın. Dönmek için yalan söyledim. Sizi bu halde nasıl bırakabilirdim ki? Telefonum. Hatırlayın. O gün bana dua ettiniz. Benim için cesaret dilemiştiniz. Bütün korkularımın geride kalması için. Hem Rudra'ya hem de bana şans dilediniz. Hayır, duanız boşa gitmedi baba. Ne Rudra'ya ne de bana. Ama onun bana hiç güveni kalmadı artık. Ama olsun, bana yine güvenecek. Siz, yalvarırım bana hep inanın. Buraya kendinizi iyi hissedin ve o bana yine güvensin diye geldim. Ne dersiniz baba, sizce güvenir mi? Bana güvenmek zorunda. Ben düşmanı değilim. Bunu kabul etmek zorunda. Kötü biri değilim. Ben... Sen...
Bay Ranavat, yalvarıyorum. Lütfen kimse bilmesin. Eve yüzümü örterek girdim. Rudra yardıma muhtaç bir kadın olduğuma inandı. Bay Dilşer'in bakımı için bu eve geldim sanıyor. Ama Parvati kızım, sen... Kendime engel olamadım efendim. Babamı bu durumda görmek, inanın içimi parçalıyor. Lütfen hatırlayın efendim. Siz benim böyle bir suç işleyeceğime inanmayan tek insandınız. Siz masum olduğuma inandınız. Rudra geliyor. Lütfen bana engel olmayın, babasıyla ilgileneyim. Amca, ne olur bir şey söylemeyin, beni ele vermeyin. Ne oldu? Ha? Endişeli görünüyorsun, ne oldu? Ben sana bir şey sormadım. Şey oğlum, biz şey yapıyorduk babanın, onun durumunu, abimin durumunu konuşuyorduk oğlum. Konuşmak mı? Evet. O konuşamaz ki. Dilsiz. Ha? Evet tabii, ben de konuşmak derken aslında işaretlerle konuşmayı, yani böyle el kol hareketleriyle konuşmayı kastettim. İşaret dilini iyi bilirim ben. Çok iyi bilirim. Anladım da neden bağırıyorsun? Sadece dilsiz, sağır değil. Evet değil oğlum, haklısın. Size gerçekten teşekkür ederim. Parvati kızım, bu iş doğru mu yoksa yanlış mı bilemedim. Rudra bana yeniden amca demeye başladı. Beni kabullendi. Ama ben şimdi... Tanrım şükürler olsun, ateşi düşüyor.
Aman Allah'ım, babamın ateşi var. Tas nerede? Alnına soğuk havlu koymam lazım, ateşe düşer. İyi de tas nerede? Çok aç herhalde. Dün de doğru dürüst bir şey yemedi. Belki bugün de... Ben aç değilim, özür dilerim. Zahmet etmene gerek yok. Hazır ona bakması gereken kadın da ortada yokken. Üç dakikaya pişer mi diyorsun? Peki, teşekkür ederim. Aslında çok acıkmıştım. Ben günahkârım. Ama insan bazen şartlar tarafından günaha itilebiliyor. Suçlu ben değilim, şartlar. Her neyse, sen burada böyle hareketsiz yatıyorsun. Nefes alabilsen ne olur, alamazsan ne? Öyle değil mi? Thank you.
kez daha hayal kırıklığı. Kadın odadan çıkmak bilmiyor. Rudra? Rudra çekil. Sen bırak, ben halledebilirim. Bak bu yanmış. Bunu böyle yanmış halde yiyemezsin. Ben sana yenisini yapayım. Bana birkaç dakika izin ver, hemen hazırlarım. Bu arada sebzeleri güzel hazırlamışsın. Onları ben pişirmedim. Babama bakmak için gelen kız yaptı. Al bakalım. Yeter. Annem her zaman der ki biri yemeğini aceleyle yiyorsa bu karnının doymadığını gösterirmiş. Kardeşim, görünen o ki güzel yemek yapıyorsun. Bak Rudra da çok beğendi, tadına doyamıyor. Buna. Tam acelem varken olana bak şimdi. Senin burada ne işin var? Neden saklandın? Baba! İyi misin? O iyi mi? Evet. Peki sen burada ne arıyorsun? Ben de abimi bir görmek istedim. Yani iyi mi değil mi diye. Onu yabancılarla yalnız bırakamazdım değil. Sonuçta o kızın kim olduğunu bilmiyoruz ki. Haro! Türkiye'de erken suni.